Değerli gençler, nihayeti nerede istersek olalım, bir muhit içinde yaşayan varlıktır insanoğlu. Çevresine karşı duyarlı olmanın da vatan görevi olduğuna inananlardan bir tanesi. Madem ki bir toplum içinde yaşıyorum, toplumsal sorunlara veyahut da toplumsal eksikliklere seyirci kalmamız mümkün değildir. Hele hele üniversite öğrencisi olan sizler, lise öğrenciliğinin ötesinde bu güzel ders hocanızla birlikte toplumda eksik görülen ya da birey olarak yapabileceklerimizin eksikliğini tamamlaması bir vatan borcu. Gençlik yılları hep böyle en güzel yıllardır. Geçenlerde sivil savunmada bir açılışa katıldık. Orada elimizde olan genç ve potansiyel enerjik insanlardan faydalanmak için biliyorsunuz üniversiteler arası bir kurtarma ekibi her okulunda, bizim okulumuzun da olduğu bir şey. Ben bunun gizli bilinçaltı olarak düşündüğümde bu genç, dinamik ve potansiyeli yüksek olan bireyleri nasıl bu olayın içine katabilirik diye düşünülerek yapıldığını o kanaata vardım. Özelimize gelirsek, biliyorsunuz Lefke bölgesinin üniversiteye ve bu yaşanan nüfus yoğunluğa çok fazla büyük bir altyapısı yok. Biz biraz Saplıkent gibi adanın batısında bulunduk. İşte bu üniversiteyle birlikte bölgemizde o nüfus artışı, altyapısal bir takım sıkıntıları da gündeme getirdi. Bu ders bu gibi eksikliklerin de giderilmesine vesile olduğu için en başta hocanıza çok teşekkür ederim. Böyle bir zihniyeti sizin gibi gençlere kazandırdığı için de bir teşekkür daha ederim. Önemli olan aslan yattığı yerden belli olur der atalarımız. Önemli olan bir birey olarak mühitimize, etrafımıza ne kadar katkı koyduğumuz çok önemlidir. Bugün benim artık kaymakamlık görevim tabi sona erdi ama yanımdan benden yardım isteyen bu gençlere, bu güzel kardeşlerime mutlaka devletin sıcak elini onların da sırtlarında hissetmesi için yardımcı oldum. Bir kere helal olsun. Önemli olan makamlar, mevkiler yaşam süresince değişkenlik gösterir. Siz de günün birinde bu yapmış olduğunuz çalışmayla bu noktalara geldiğinizde şurada bizim de şu kadarcık bir katkımız var. Onun için çok güzel düşünülmüş bir proje. Bir eksikliği giderilmek için yapılan bir proje. Ben bu yaptığınız, sizin emek vererek yaptığınız bu güzelliği bundan sonraki süreç içerisinde korunmasını çok arzu ediyorum. Çünkü birileri yapar diye birilerinin bozma hakkı ve yetkisi yok. Bu toplumsal bilinçli, işte bu dersin de bir ana nedeni bu, toplumsal bilinci ortaya koyarak insanlardaki farkındalığı canlandırmak ve farkındalığı yaratmak. Ben tekrar çok teşekkür ederim sizlere. Emeğiniz çok, güzellik çok, emek vermeden güzellik olmaz. Sizin de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir eseriniz var. Hani bir söz var ya, eşek ölür, semeri kalır, yiğit ölür, eseri kalır. Bu da sizin için. Onun için sizleri kutluyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi Allah kaza beraber.